Ergün Diler 8 Aralık Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi doğal olarak Almanya'da basıncı artırdı. Dünden beri Alman polisi darbeci olarak nitelediği isimlere operasyon yapmaktı. Almanya'da görülmesi mümkün olmayan bir hamle ile 3000 polis değişik noktalara farklı saatlerde darbe indirmekte. Peki neler oluyordu? Almanya bu hale nasıl geliyordu? Kim ne istiyordu? İlk olarak bakılması gereken nokta Bismarck ismiydi. 1 Nisan 1815, 30 Temmuz 1898 tarihleri arasında yaşayan Otto von Bismarck, Almanya'nın birleşmesinde önemli rol oynayan bir isimdi. Birleşik Almanya'nın ilk şansölyesiydi. Schönausen Kontu ve Lönnburg Dükü olarak da anılan Otto von Bismarck, yeni Almanya'yı kan ve demir üzerine kuracağını söyledi. Bu nedenle de Demir Şansölye ismini aldı. Çok detaya girmeden devam edelim. Prusya kralı 1. Wilhelm liberallerle çarpışınca Bismarck'ı başbakanlığa atadı. 22 Eylül 1862'de göreve başlayan Bismarck, meclisteki ilk konuşmasında büyük sorunların kan ve kılıçla çözülebileceğini söyledi. Almanya'nın ulusal birliğini kurmak için yola çıkan Bismarck, Cermen Konfederasyonu adına 1864'te Danimarka'ya savaş açtı. Alman asıllı olan Schleswig ve Holstein düklüklerini aldı. Ancak asıl adımı Fransa'ya karşı atmak istiyordu. Alman birliğinin kurulması için bu şarttı. Fırsatı da buldu. Avusturya ve küçük beylikleri himayesine alan Bismarck, İspanya hanedanı üzerinden çıkan tartışma sonucu Fransa'ya yürüdü. Üçüncü Napolyon komutasındaki Fransız kuvvetlerini Sedan Muharebesi'nde yendi. 1870'te Frankfurt barışıyla Alsace ve Lorraine endüstri bölgelerini aldı. Alman Ulusal Birliği böylece kuruldu. Bismarck da ilk şansölye oldu. Bismarck'ın ilk yaptığı işlerden biri de kurumsal olarak Alman Dışişleri Bakanlığını oluşturmaktı. 8 Aralık 1870'te bunu sağladı ve Alman Dışişleri Bakanlığındaki en büyük ve en özel salonun ismi Bismarck'tı. Buraya bir nokta koyalım, tekrar döneceğiz. Merkel gidiyor, yerine Olaf Scholz geliyordu. Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, Avrupa'nın kimyasını bozuyordu. Scholz hükümeti de tam 8 Aralık'ta Dışişleri Bakanı olarak Anna Lena Charlotte ama Barbok'u atıyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Hanover'deki Humboldt Okulu'na giderken öğrenci değişim programıyla soluğu Florida'da alıyordu. Lake Highland'da geçiş yapıyordu. Yeşiller Partisi'nin önemli ismiydi. Amerika'ya yakın siyaseti de sır değildi. Eleştirilere rağmen bu kulvarda ısrarla yürümekteydi. Normal, aklı başında çoğunlukta, darbeci denilen isimler gibi düşünmekteydi. Rusya'nın Ukrayna saldırısından sonra en çok zararı gören Almanya'ydı. Ancak hükümet bu konuda net adımlar atamıyor, Amerika'nın rüzgarından kurtulamıyordu. Günden güne de bu politikalara karşı seslerini yükseltenler çoğalıyordu, çoğalacaktı. Annalena Charlotte Alma Barbok bu politikalara destek verdiği gibi bakan olarak 8 Aralık'ta atanıyor, ve 8 Aralık 1870'te bakanlığı kuran Bismarck'ın ismini bakanlıktan silip atıyordu. Yani Birleşik Büyük Almanya hayalini yeşerten isim gidiyor, Amerika'nın peşinden sürüklenen bir Almanya iddiası geliyordu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar daha çok Almanya'yı vuruyor, kazanansa Washington'la Moskova oluyordu. Bu da artık çıplak gözle bile görünür oluyordu. Alman basını ise Bismarck'ın isminin silinmesini, Göte Enstitüsü'nden Göte isminin silinmesiyle aynı şey diye değerlendirmekteydi. İşte bu iklimde içlerinde bir soylunun da olduğu aşırı sağcı bir gruba 3000 polisle 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapılıyordu. Savcılık, zanlıların amaçlarına ancak askeri yollarla ve güç kullanarak ulaşılabileceğinin farkında olduklarını söylüyordu. Elebaşları ise Heinrich 8 PR ve Rudiger VP olarak açıklandı. Biri hareketin lideri olan soylu, diğeri ise eski bir paraşütçüydü. Heinrich 8. PR'nin Ruslarla temasta olduğu bilgisi de paylaşıldı. İçinde soyluların da, askerlerin de, gazetecilerin de, siyasetçilerin de olduğu bir hamle şimdilik çökertilmiş gibi görünmekte. Ancak Almanya'nın aldığı pozisyonda ne kadar sürdürülür bilinmez büyük bir çoğunluk günün sonunda Rusya ile savaşa gidileceğini düşünmekte. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler nasıl Lawrence'la Orta Doğu'yu karıştırıp Osmanlı üzerinden Almanları yendiyse, saf dışı bıraktıysa, şimdi Avrupa aynısını altılı masa üzerinden yapmak isteyecektir. Türkiye'nin etrafı küresel hesaplaşma için uzun zamandır elverişli hale getirilmişti zaten. Başkan Erdoğan belki Dünya Kupası finali için Katar'a gider, oraya davet edilen Esatla görüşür ve ilk halka kırılırdı. Belki sonrasında kara harekatı başlardı. Bilinmez. Ancak dengelerin çok iç içe geçtiği hassas bir dönemdeyiz. Baksanıza Almanya'da darbe gündeme geliyor. Daha ne olsun? Olan bitene küresel bakın. Dertlerimizin sinir uçlarını takip edin. Kesinlikle dışarıya ulaşacaksınız. Bu değişmeyen bir kuraldır. Ergün Diler Takvim Erkan Tan, Ecnebi Danışman, Düyunu Umumiye Kemal Kılıçdaroğlu, ilişkileri ve geçmişi sorgulanan küreselci şeytanların en karanlık adamlarından birini Türk milletine takdim ediyor. Ekonomik danışmanı olacakmış ecnebi danışmanıyla düğünü umumiye tesis ediyor. CHP'yi küreselci şeytanların adamlarına teslim etti, seçilirse Türkiye'yi de bu adamlara teslim edecek. Bunu tahmin etmeye lüzum yok, açıkça söylüyor zaten. Milletimiz buna izin verecek mi? Özetle ne öneriyorlar? Faizi yükselt, IMF'ye git, Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et, devleti ve milleti yeniden Amerika, Avrupa, Batı'ya kul köle yap. Kemal Kılıçdaroğlu bu saydıklarımı hayata geçirmek için kaşla göz arasında koşa koşa Amerika'ya ve Londra'ya da zaten gitti. Dünyanın içinde bulunduğu savaş ve ekonomik dalgalanmalar bahanesiyle Türkiye'yi para baronlarına ve batıya teslim edelim istiyorlar. Para getireceğim diyor bu toprakların sesi olmadığı o kadar belli ki. Bu parayı kim niçin verecek, karşılığında ne isteyecek? Kastettiği ülkeler hep Amerika, Avrupa, Almanya ve İngiltere. Bu arada Türk devlet ve toplulukları, Türk dünyası, Asya'nın yükselişi falan CHP için yok hükmünde haberleri bile yok. Amerika etrafımızı çevirmişken namluları Türkiye'ye doğrultmuşken CHP Amerika'nın müstemlekesi olmak istiyor. Türkiye'yi Batı, Amerika ve Avrupa'ya kul ve köle yapmak konusunda gözleri dönmüş. Tabiatıyla kuduruyorlar. Batıyla iyi geçinmek, çıkarlara dayalı, meşru, makul diplomatik ilişkiler kurmak farklıdır. Batıya kul köle olmak ve Batıya uşak olmak farklıdır. CHP'nin varlık nedeni devletimizi ve milletimizi batıya kul köle yapmak ve öylece tutmaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları neredeyse oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatıyla kuduruyorlar. Partili Cumhurbaşkanı istemiyorlardı. 6 artı bir partili cumhurbaşkanı öneriyorlar. Başka neler vaat ediliyor? Muhalefet partilerinin emrinde olacak ve Cumhurbaşkanı eski sisteme dönmeyi yani meclisteki çoğunluk azınlık hesaplarıyla seçime gitmeden hükümet kurup yıkmayı, kanun hükmünde kararname meselesi üzerinden FETÖ'cülere af, PKK DHKPC sevicileri ve destekçilerini üniversiteye geri döndürmek, HDP'ye bakanlık. CHP'ye oy vermiş milyonlarca seçmenin bu gidişata el koymasını, olanlara dur demesini gönlümden geçiriyorum ve fakat maalesef böyle bir sonuç beklemiyorum. Kifayetsiz muhteris. Yazık oldu İstanbul'a. Belediye otobüsüyle çarpışan tramvay, İstanbul'da hem de salgın hastalıkla mücadele döneminde işlerinden atılan binlerce işçi, arıza yapan yolda kalan YTT araçları, yapılmayan, yapılamayan metro ve altyapı, milyonlarca euroluk alınmış nerede olduğu bilinmeyen dış borç, metro inşaatının üzerine moloz döken zihniyet. 2022 bütçesinde reklam ve organizasyona ayrılan para, sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı. Yani İBB'ye göre reklam depremden daha önemli. Daha ne kötülükler var ama bu köşe yazmaya yetmez.'' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başarısız ve beceriksiz bir adam. Günlerdir gazeteniz takvim yazıyor. CHP içinde de büyük kavgalara neden ve taraf olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la her birinin taraftarları neredeyse birbirlerini gırtlaklayacaklar. Kendi partisinde bile kapalı kapılar arkasında çok sert suçlanan bir adam. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanıp tutuşuyor. Çok merak ediyorum hangi müthiş iş ve hizmetleriyle milletten oy isteyecek? Temel atmama merasimi ve dikey bahçeleri söken adam olarak İstanbul tarihine geçti. Karşımıza hizmet yapmamak ve yapılmış hizmetleri sökmek, yıkmak vaadiyle mi çıkacak? Bu haliyle Ekrem İmamoğlu hem kifayetsiz hem muhteris. Erkan Tan Takvim